Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Bilim Konya'nın uzun dönemli teknoloji eğitimlerinde sınav heyecanı devam ediyor. İlki geçen sene gerçekleştirilen Bilim Konya uzun dönem teknoloji eğitimlerinin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. E-sınavı başarıyla tamamlayan 463 ortaokul ve 76 lise öğrencisi ikinci aşama olan uygulama sınavında dereceye girebilmek için ter döktü. Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sınavda öğrenciler teknik bilgiler kullanarak özgün fikirlerini ortaya çıkarmak için proje tasarımı yaptı. Uygulama sınavından sonra e-sınav ve uygulama sınavının ortalaması alınarak puan sıralamasına göre ortaokuldan 108, liseden 42 öğrenci Bilim Konya'da eğitim almaya hak kazanacak. Geleceğin bilim ve teknoloji liderleri Bilim Konya'da yetişir sloganıyla çıktıkları bu yolda Bilim Konya'da öğrencilere yalnızca eğitim olanağı değil, aynı zamanda hayal güçlerini gerçekleştirme fırsatının da sunulduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun şekilde ülkemizin teknoloji alanındaki geleceğine yön verecek yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Sınava katılarak proje üreten tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Bilim Konya'da yer alabilmek için sınavda ter döken öğrenciler de gelecekte bilim insanı veya mühendis olmayı istediklerini ifade ederek kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Suyun üstünde durabilecek bir araç yapmak. Ben böyle bir araç yaptım. İtiş gücünü balondan alıyor. Balonu şişirince gidiyor. Bilim insanı olmak isterim ya da mühendis kişisinden biri olmak isterim. Böyle daha insan hayatını geliştirecek, daha kolaylaştıracak şeyler yapmayı planlıyorum hocam. Bu imkanı sağladığı için Bilim Konya'ya teşekkür ediyorum.